Erken emeklilik şartları değişti, EYT, prim, yaş şartı. SGK emeklilik şartlarında köklü bir değişiklik yapıldı. Yeni düzenleme ile birlikte emeklilik için gerekli olan yaş, prim ve gün sayıları yeniden belirlendi. SGK emeklilik şartları tamamen yenilendi. Erken emeklilik için gerekli yaş, prim ve gün tablosu haberimizde. Erken emeklilik bekleyenlere müjdeli haber geldi. Emeklilik şartları yeniden güncellendi. 1993, 1997, 2004 ve 2013 yılları arasında SGK girişi olanlar için yeni düzenlemeler yapıldı. Özellikle EYT fırsatını kaçıranlar için yeni bir formül geliştirildi. Sigorta başlangıç tarihine göre yaş ve prim gün hesaplamaları tamamen değiştirildi. Peki yeni düzenlemede erken emeklilik kimleri kapsıyor? Esnek emeklilik şartları neler? Tüm çalışanlar erken yaşta emekli olabilmek ve çalışma hayatını tamamlayabilmek için erken emeklilik fırsatlarını yakından takip ediyor. Türkiye'de bu konuda atılan en büyük adımlardan biri geçen yıl çıkarılan EYT yasasıydı. Bu yasa milyonlarca kişiye erken emeklilik imkanı sunmuş ve başvurular kademeli olarak devam etmişti. Ancak EYT kapsamı dışında kalanlar için de yeni erken emeklilik formülleri devreye giriyor. Sigorta başlangıç tarihine göre esnek emeklilik fırsatları vatandaşlara sunuluyor. Böylece prim, yaş ve gün şartlarında önemli değişiklikler yapılıyor. Peki erken emeklilik kimleri kapsıyor? 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan milyonlarca vatandaşa EYT düzenlemesi ile erken emeklilik imkanı tanınmıştı. Ancak, bazı kişiler bu düzenlemenin dışında kalmıştı. EYT'den yararlanamayanlar için de esnek emeklilik fırsatları sunuluyor. Belirli özel durumlarda, daha düşük birim şartlarıyla ve erken yaşta emekli olmak mümkün. Peki, bu esnek emeklilik fırsatları kimleri kapsıyor? İşte EYT olmadan emeklilik yolları. Çalışan kadınlar için çocuk sahibi olmanın emeklilikte avantajları bulunuyor sigorta giriş tarihinden sonra doğan çocuklar için doğum borçlanması yapılabilir. Kadınlara, 3 çocuğa kadar toplamda 6 yıl doğum borçlanması hakkı tanınıyor. Sigorta giriş tarihinden sonra askerlik yapmış erkekler için de askerlik borçlanması imkanı mevcut. Askerlik süresine göre borçlanma yapılabilir ve emeklilik yaşı en az bir yıl öne çekilebilir. Çalışma hayatı sırasında sağlık sorunları yaşayan ve iş gücünü %60 veya daha fazla kaybedenler için sağlık durumundan erken emeklilik fırsatı sunuluyor. Malulen emeklilik anlamına gelir ve 1800 gün primin tamamlanmış olması gerekmektedir. Son dönemlerde dikkat çeken kısmi emeklilik, esnek emeklilik seçeneklerinden biridir. 15 yıl sigortalılık süresini doldurmuş ve 3600 prim günü olanlar yaş şartını tamamladıkları takdirde prim eksikliği olsa bile erken emekli olabilirler. Ağır ve tehlikeli işlerde çalışanlar için erken emeklilik fırsatlarından biri de yıpranma payıdır. Bu uygulama sayesinde çalışanlar emeklilik yaşını düşürebilirler. Engelli çalışanlar için vergi indirimi ile erken emeklilik imkanı mevcuttur. Çalışma hayatında 15 yılını doldurmuş ve 3600 prim günü bulunan engelliler, vergi indirimi sayesinde yaş şartını aranmadan emekli olabilirler. Vakmakla yükümlü olduğu engelli çocuğu bulunan anneler için devlet tarafından prim desteği sağlanıyor. 2024 yılından itibaren ödedikleri primlere ek olarak devlet desteği alabilirler ve bu destek, yaş şartından da düşülebilir.